Evet, yeni bir vlogdan daha merhabalar. Bugün İzmir'e gidiyoruz. Yine her zamanki gibi, ulan gökyüzü ne kadar güzel gözüküyor. Yine her zamanki gibi bir aksaklık çıktı, yanlış kara gelmişiz. İzmir'e yataklı trenle gidiyoruz. Sevgili eşim Aybüke'yle gidiyoruz. O yataklı treni çok seviyor. Uçak biletleri de çok pahalı. Bu da güzel bir bahane oldu. Bakalım. Ha şey, bu arada yanlış kara gelmişiz. Şimdi az önce Umut bırakmıştı. Allah'tan erken geldik. Şimdi alacak, diğer kara gideceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Şu gökyüzüne bak ya. Ben çok yakışıklıyım. Gökyüzü de çok güzel. Müthiş bir ikili olduk. Neyse hadi gidelim. Görev başarılı. Yine zor da olsa sonunda yetiştik. Yataklı trendeki odamıza geldik. Hadi gelin bu odada duruyalım. Şu an geniş açıda çekiyorum. Şuradan yatak iniyor. Bu da yatağa dönüşüyor. İki katlı ranzalı yatak oluyor. Böyle bir lavabosu var. Burada bir buzdolabı var. Bir çekmecesi var. Valiz koyuyorsunuz. Burada çöpü var. Askılıkları var. Buraya yine valiz koymalık bir yer var. Yani ufak bir alan, güzel değerlendirilmiş. Burası açılıyor. Oo. Burası da böyle, burada askeri tanklar. Hadi bakalım. Ulan şimdi nargile olsa ne içilirdi be. Vallahi var ya, şöyle manzarayı izleye izleye ne nargile içerdim. Trenimiz böyle bir şeydi. Hem yataklı var. Bir vagonu yataklı. Diğerleri normal koltuklu. Restoran vagonu falan da var. Güzel, keyifli yani. Farklı bir deneyim. Ayrıca daha ucuz. Ne kadardı bunun bileti? 250 falandı değil mi? 2 kişi 450'ye gelmişiz. Konya, İzmir. Bir uçak bileti 1000 liraydı mesela. Tek kişi. Çorba içmeye geldik. Ama burada içebileceğimiz bir şey bulamadık. Şurada bir ezogelin ve mercimek gördük. Onları içeceğiz. Bunlar bize göre değil. Evet. Eve geldik. Böyle bir manzaramız var. Şimdi bu manzarada burada nargile içilmez mi? İçilir ama getirmedim bilerek. İçmeyeceğim. Burada her yerde kediler, köpekler var. Şunun asilliğine bir bak. Burada da yavruşlar var. Bunlar zayıf, sakat mı ne bu? Annesi dokandırmaz ki şimdi. İzmir'de yeni açılan İstinye Park'tı sanırım buranın ismi. Oraya geldik. Zemin katın girişi bu şekilde. Çok güzel olmuş. İstanbul'da da böyle bir AVM vardı. Aynı bu tasarıma çok benziyordu. Neyse bir gezeceğiz bakalım. Bu arada bu vlog öyle nargile kafeleri geziyoruz. Tamamen nargile üzerine bir vlog değil. İzmir'de kayınbabamgil var. Hem onlara bir bayram ziyaretine geldik. Hem de gezeceğiz. Tabii ki nargile mekanlarına da gideceğiz. Nargile de içeceğiz. Ve bu süreci de kaydetmek istedim. Bunu da ekleyeyim. Abi bu nasıl güzel bir mağaza girişi ya. Evet belki girip hiçbir şey almayacağım ama yine de şu güzelliğe bir girip bakmak istiyorum. Arkadaşlar benim
Aybüke'yi acilen buradan çıkarmam lazım. Yoksa benim ekonomimi sürdürülebilir kılmam için aranızda para toplamanız gerekecek. Çok çok para harcanıyor böyle yerlerde. Benim acilen bir nargile içmem şart. Benim artık illaki bir sigara içmem şart. Şükürler olsun. Hanım benim bir maaşı yedikten sonra nargileye kaçabildim. Hüseyin abinin dükkana geldik. Nargile içiyoruz. Bakalım dükkan nasıl. Buca'dayız. Hüseyin abinin dükkanı Buca'da. Almanlar, Ruslar, tütün çeşitleri, ekipmanlar vesaire bir sürü şey var. Arkada da Hüseyin abi çok güzel bir oturma alanı yapmış. Burada oturuyoruz. Telefon çalıyor. Kapattım. Burada oturuyoruz. İdris var. Hüseyin abi var. Bir de hadi sana da selam vereyim. Yeni gelmiş gibi. Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Eski vloglarımızdan. Gökhan abimiz de burada. Gökhan abi GT lülelerinin, NFX'lerin üreticisi. Böyle güzel bir ortamımız var. Klasik nargilelerimizi yaktık. İçiyoruz. Nakla kapı. Afiyet olsun. Nakla kapı. Anason içiyor ama. İki közle içiyor. 15 dakikadır demleniyor. Abi bir duman atar mısın kurban olayım. Tadı çok iyi geliyor diyor. 15 dakikadır içiyor. Çıkan duman bu. Öyle. Gökhan abiyle Hüseyin abinin oradan çıktık. Gökhan abi kameralara alışkın değil. Rusya vlogunda da hep arkada böyle sırıtıyordu. Şimdi istişare diye okur. İstişare mi ne? Oraya geçiyoruz işte. Orada arkadaşlar da olacak. Geçelim bakalım. Evet. İstişaredeyiz. Birkaç saattir oturuyoruz. Yeni video çekme fırsatı buldum. Burada bir ekip toplandık. Burada bizim nargile sektöründen arkadaşlarımız var. Abdurrahman var, Kaan var. Burada oturuyoruz. Klasik nargilelerimizi içiyoruz. Anason var, Cappuccino var. İstişarenin klasik tatları genel olarak daha fazla ön planda. Okey falan da var. Böyle bir mekan. Güzel mekan. Daha önce de gelmiştim. Evet, merhabalar. Güneş gözlüğü daha iyi oldu böyle. Kameraya bakma zorunluluğu hissetmiyorum ama yine de şöyle kendime baktığım zaman yüzüm biraz yamuk duruyor. Bugün ilk defa konuşuyorum zannediyorum. Dün de gece kapanışı yapamadım herhalde. Oluyor öyle. Şimdi çıktım evden. Evden zaten bir video eklemiştim. Bayağı tepede yukarıda. Bütün İzmir'i böyle görüyorsunuz. Aşağıda da Göztepe'nin yeni stadyumu var. Ben de Göztepe tribünlerini çok seven birisiyim. Genel olarak birçok tribünü severim ama Göztepe'yi ayrı severim. Dedim ben bir oraya gideyim. Hanımı da sabah Ikea'ya gidecektik Aybüke'yle. Ondan sonra dedim ben hastayım, ben kötüyüm, ben gelemeyeceğim. İyi ki yalan dolan kandırdım onları, onlar gitti. Şu an izliyor bunu. Neyse ben de kendi başıma iniyorum stada doğru. Arabayla gitmek istemedim. Dedim bir yürüyeyim, farklılık olsun. Böyle gezmediğim yerlerde yürümekten ayrı bir keyif alıyorum. Böyle konuşmayı da anlatmayı da çok seviyorum. İlginizi çekmiyorsa buraları geçin. İniyorum bakalım neler göreceğiz. Şu an stadın hangi tarafındayım bilmiyorum. Çünkü en son geldiğimde bu stad aktif değildi. Önceki stada gitmiştik. Belki storeları falan varsa oraya falan girer, belki bir şey de alırız. Bakınayım bir. Stadın bütün etrafını gezdim. Ama stadı beğenmedim dışarıdan. Neden? Abi iş merkezi gibi stat yapmışlar ya.
ne takımı simgeleyen bir şey, ne şehri simgeleyen bir şey, ne renkleri simgeleyen bir şey. Dümdüz bir bina yapmışlar. İçinde de saha vardır işte. Ve ne bileyim bir Bursa'nın stadı, Konya'nın stadı, büyüklerin stadları falan, Beşiktaş'ın stadı. Bence çok daha anlamlı, simgesel. Neyse yürüyorum. Yürüyorum, nereye yürüyorum hiç bilmiyorum. Neredeyim? Yani stadın oradayım. Şu taraflarda deniz var yüksek ihtimalle. Konumu açıp bakmıyorum çünkü konumu açarsam gidip direkt oradan bir tanıdık nargileci bulacağım. Şopçu ya da kafeci. Onun oraya damlayacağım. Sırf bunu yapmamak için konumu açmıyorum. Şöyle biraz bir yürüyorum. İşin sonunda yine konumdan bir nargileci bulup giderim gibi. Hadi bakalım nereye gidecek. İzmir'in sokaklarında yürüyorum formalarla. İzmir tribün bestelerini büyük bir çoğunluğunu ezbere biliyorumdur. Yani ben de İzmirli sayılırım be. Bana şundan olsa hızlı hızlı gider gelirim. Ama acelemiz yok. Ben yine İstinye Park'ın oraya çıktım. Yani denizin şu tarafta olması lazım. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu yol inşallah denize çıkıyordur. O konuma bakmayacağım. Kimseye de sormayacağım. Gidiyoruz bakalım. Tabii yine teknolojiyi kullandık. Konumdan baktım. Denize doğru gidiyorum. Denize ulaşabileceğim bir yere doğru gidiyorum ama oraya bakarken orada bir de Ottoman yazısı gördüm. Yine zehri alacağız gibi orada. Bakalım bir gidelim de duruma göre. Yaklaşık 45 dakika önce buradan geçmiştim. Bu köpek buradaydı. Hatta çekmiştim. Hala burada. Oğlum ne yapıyorsun burada? Neyse buradan şunu anladım. Ben aynı yoldan geri dönüyormuşum. Bunu yeni fark ettim. Buradan gelmiştim. Şurası da Göztepe'nin stadı. Hatırladım. Bu yoldan gidip geri gelmiştim. Şimdi şu yoldan devam ediyorum. Güzel yalıya doğru gidiyorum zannediyorum. Şükür ya. Şükür kaç saattir yürüyoruz. Abi çok güzel ya. İşte Allah'ın Konyalısı denizi görünce böyle oluyor işte. Bu olması lazım abi. Her yerde bu denizden olması lazım. Bu şehrinde deniz bulunan insanlar bu duyguyu belki çok iyi anlayamaz ama şunun verdiği etki çok çok farklı. Şimdi şurada biraz oturacağım. Şöyle bir derinlere dalacağım. Sonra bu tarafa doğru yürüyeceğim. Ottoman da o taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir gidelim bakalım. Bunu da atacak çöp bulamadım. Buradan İzmir Belediyesi'ne söylüyorum. Gerçi geldiğim yolda yokmuş. Şurada varmış. Şimdi oraya atalım. Burada güzel yalıda böyle yan yana bir sürü kafe var. Biz yine Ottoman'a geldik. Burada nargile içiyoruz. Burada BD'nin yeni pirinç takımları var ama onlar yeni geldi. Onlar çok oturmadığı için bana bu setupta bir çift elma yaptılar. Bu setupta bir çift elma içiyorum. Orada da öyle waffle'lı banana milkli bir karışım var. Buraya gelmişsek bir kumru yiyeceğiz. Burası meşhurmuş. Kumrucu İzzet. Böyle bir karışık kumru söyledim. Sonunda İzmir'de dark içebileceğimiz bir mekana geldik. Burası da yeni açılmış zaten. Burada Trifecta'lar, Danger Star, Spectrum'lar vesaire. Lavia, Lunch, Buca'da Öğretmenler Evi miydi neydi? Öğretmenler Evi diye geçen mahallede. Böyle kendime güzel bir karışım yaptım. Morning Glory, neydi? Peppermint Shake. Bir de Spectrumnator var, Artline. Burada arkadaşlarımız var. Burada Memo var. Mehmet Yelman. Oturuyoruz, nargile içeceğiz. Yine paylaşım yaparım burada. Yeni bir gün. Sürekli videoya girmeye çalışıyorum. Hastayım biraz. İzmir'in havası çarptı. Şimdi burada bir otele geldik. Havuz falan filan yapacağız. Neydi otelin ismi? Wyndham. Neymiş? YouTube Rusya ikinci bölümü geçti. Hayır, birinci videoyu atıyorsun. Birinci videoyu attığında daha portakalda vitamin olan adam şu an 3 yaşına geldi. Anladın mı? İkinci seriyi atıyorsun. Sezon kaçıyor. Yavaş yavaş abi.
Evet. Bence biraz daha beklerse 2023'ün. Ya onun amacı ne biliyor musun? Onun amacı ne biliyor musun? Çocuğu da izlesin. Onun amacı o ama. Mantıklı. Çok geç. Şu an Burak'la birlikte No 1 Ukağan evine geldik, İzmir'deki evine. Burada beraber nargile içeceğiz. Güzel bir sohbet ortamı var. Bakalım neler içeceğiz. Burada bu nedir abi? Bunu siz hazırladınız. O kivi ile tropikal. Mastev'den kivi smoothie ile tropikal juice evet, mu? %50. %50. Burada da bir obla kolyemiz var. Bu da pinkman zannediyorum. Sek pinkman. Paraya kıyılmış abi. Burada da ben Target'ta sek cookie milk içeceğim. Takımlarımızı da burada yıkanıyor. Moze. Bende bunun tek çıkıştası var. Burada 4 çıkıştası var. İşte Allah bize de nasip etsin 4 çıkıştası. Amin. Daha fazlasını. 10 çıkıştası. Kredi aldım zaten. İzmir'de beraber oturduğum, tanıştığım herkese diyorum ki buraya butik, premium bir mekan açın. Büyük bir şey olmasına gerek yok. Paranın içinden geçersiniz. Çünkü bu bir gerçek. İzmir üretim sektörel olarak, nargile sektörü olarak çok önemli bir şehir. Belki İstanbul'dan sonra, belki de İstanbul'dan sonra ikinci sırada. Ama yani kafe anlamında gerçekten çok geri kalmış bir şehir. Çok az mekan var. Mesela şimdi biz tekrardan nereye gidelim dedik. Soruyorum eşe, dosta, arkadaşa. Diyorlar ki yok mekan işte. Ottoman'a gideceksin, İstişare'ye gideceksin ya da bizim dün gittiğimiz mekana gideceksin. Başka bir mekan yok resmen. Buradan da İzmir'deki arkadaşlara tavsiye bak. İlk yapan parayı kazanır abi. Yine Burak'layız. Selam. İstişareye gidiyoruz. Selam. Yeni bir gün ve bir öncekinden her zaman daha yakışıklı olan ben. Bugün İzmir'de son günümüz. Gece Konya'ya dönüyoruz. Çünkü oradan Aybüke Anamur'a gidecek. Benim de arkadaşımın düğünü var falan. Erken dönüyoruz. Şimdi şeye gideceğiz. Nereye gidiyorduk? Aybüke'de Reels çekiyor. Agora'ya gidiyoruz. Gezeceğiz bakalım. Yine yola çıkmadan bir yerde ben bir nargile içerim muhtemelen. Nargile olmayan mekan. Ottoman incir altındayız. Mekan çok güzel. Böyle bahçeli, ferah. Çok keyifli bir mekan. Nargileler klasik. Ottoman nargileleri. Şu an ben ona çift elma açıyorum. Ona çift elma bence çok güzel bir çift elma bu arada. Ama şunu istemeniz gerekiyor. Mesela nargileyi ben sipariş ettim. Arkadaş getirdi. İçe içe getirdi. Ayrıca vulkan kullanıyorlar. Vulkanı bir kaldırdım. İçinde tek göz var. Nargile daha açılmamış zaten, hiç demlenmemiş. Ben de çift elmayı o şekilde içmem. Arkadaşa söyledim, böyle böyle bana farklı yapın, demleme vesaire bilmem ne. Değiştirdiler, şu an geldi, şu an oldukça memnunum. Benim gibi içiciler bunlara biraz dikkat etsin ottomanlarda. Onun dışında her şey çok güzel. Telefon çalıyor. İnciraltı'nın iç kısmı da bu şekilde. Kışın burası açık. Yazında bu kısım açık. Çok keyifli mekan. Keşke benim olsun.